Ankara Cumali Saymanı ve taraftardan sorumlusu Önder Akdoğan'la beraberiz. Önder abi, tüzük değişti. Evet. Bekleniyordu bu tüzük değişikliği ama tek maddeyle sınırlı kalmış gibi oldu. Sadece üyeliklerle ilgili problem aşıldı. Tabii. Artık %5 kotası kalktı. Bu sene ne kadar üye varsa gelecek sene o kadar üye yapılabilecek. Ya şu anda bizim 978 delegemiz var, üyemiz var. 978 tane delege 2020 yılında kayıt yapabiliriz. Ankara Gücü taraftarın camiasının, Ankara'nın, Türkiye'nin kulüp nezarında önünü açmış olduk. Herkes kulübe gelip delege olabilir. Taraftarlarımızı kulübe delege olmak için özellikle buradan davet ediyoruz. Şimdi bu üyeliklerde mutlaka rakam açıklandı mı? Ben kaçırdım mı? Canlı yayındaydım. Onun telaşesi içerisindeyim. Üyelik aidatı falan gibi rakamlar daha belli olmasın. Onları yönetim kurulunda belirleyeceğiz. Nasıl bir şey çıkacak yönetim kurulundan? Yani şimdi yönetim kurulunda birkaç aykırı şey var. Aslında biz bu delegelikle ilgili geçmişte de yapılan bir şey vardı. Ankara Gücü'ne kalıcı bir gelir sağlayalım istiyoruz. Bunu bir delege kartla, bankamatik kartıyla, kredi kartıyla özdeşleştirelim. Hem delege ücretini hem yıllık aidatını Ankara Gücü'ne bir katkısı olsun. Başkan biraz önce bir mesaj verdi. Biz olmadığımız zaman da Ankara Gücü bu gelirlerle yaşasın dedi. Evet. Birinci şeyimiz o delegelikte. Ama rakam konusunda herhalde önümüzdeki hafta bir rakam açıklarız. Artık taraftar da üstüne düşeni görevi yapsın. Tabii. Şimdi birçok konuyu başkan aslında kürsüden anlattı ama bu işin kasasında sen vardın çünkü çok zor bir süreç geçti. Yani Kasım ayının başından beri devasa bir borç yüküne devralınan Ankara Gücü vardı. Tamam. Ve transfer yasağı kaldırılması gerçekten zor görünüyorken son düzükte yasak kalktı ve transferler yapıldı. Ya Bülent Bey, paylaşmak istediğim şeyler var mı? Şunu örnek vermek istiyorum. Kulüp ismi söylemeyeceğim. Bir tane transfer yasağı cezası alan yine bu Süper Lig'de mücadele eden bir kulübümüz tek bir dosya yüzünden 8 veya 9 gün uğraştı açabilmek için. Başkan Bey söyledi, 38 dosya ile ilgili mücadele verdik. Bu 38 dosyada işte Kibon bizde ne zaman oynadı? Yani PTT 1'de mi oynadı, 2'de mi oynadı? Unuttuk oynadığı evet. Dönemi. İşte Lucas Suzuku'la Kehin de şimdi bir sürü futbolcu. Şimdi bunlarla görüşmek, bunların menajerleriyle görüşmek, avukatlarıyla görüşmek, bunların alacakları bedelin bir de aşağı indirilmesi. Yani kulüp borç yükünün, Başkan Bey orada şey yapmadı ama bu anlaşılan dosyalardan kulüp borç yükü de 18 milyon hafiflemiş oldu. Evet. Yani bunlardan indirim alarak biz bu dosyalarla anlaştık. Ki süreç bu, biraz daha geniş olabilseydi bu çok daha düşebilirdi belki de. Çünkü ya, sıkışık bir süreç yaşandı. Ben yine hiç şey yapmak istemiyorum. Kimseye çatmak istemiyorum ama ben sizlerden ilk geldiğimizde şunu özellikle rica ettim. Ankara Gücü'ne o günlerde transfer yasağını açacağımız güne kadar bazı şeyler daha sade olsaydı, ya işte Ankara Gücü'ne şu kadar para geldi, işte şu kadar bütçe oluştu, şurası şunu verdi denmeseydi biz bu rakamları daha düşük rakam halledebilirdik. Biz orada bazı basıncı arkadaşlara, bazı medyadan bazı arkadaşlara, kulüp işte Ankara Güçlüyüm deyip de şey yapan arkadaşlara ricada bulunduk. Dedik ki bu süreci biraz gizli, biraz sakin götürelim. Küfürü biz yedik ama. Biz bildiklerimizi paylaşmadığımız için çok küfür yedik. Yani ben bunu anlatmaya da çalıştım programlarda. Tamam bir durun, ses etmeyin, gürültü yapmayın. Bakın çok önemli bir süreç geçiriliyor. İşte, ama gazeteci duyduğunu yazar, sen niye bir şeyleri gizliyorsun diye inanılmaz küfür yedim ben. İnanın bakın buradaki amaç Ankara Gücü borç yükünü önce hafifletmekti. Yani futbolcuların alacaklarını aşağı çekmekti. Evet. Çünkü ben hep şunu söyledim. Ankara Gücü'nde bir futbolcuyu transfer ederken yani yine kimseye çatmak istemiyorum ama eskiden kurbana 7 kişi girerdi büyükbaşa. 7 kişi girmiş, 7 tane menajer girmiş. Şimdi her bir ayrı yerden çomak sokuyor. Bunlar bizim gecemizi aldı, gündüzümüzü aldı. Yani gece 3'e, 4'e, 5'e kadar mücadele verdik. Ama o 7 menajerin 5'i de bizimle iletişime geçip alacak mıyız, alabilecek miyiz, ne olacak diye bilgi almaya çalıştı açıkçası. İşte, o tarafı var. Şimdi Başkan Bey'in orkestra şefliğinde Faruk abinin Allah razı olsun. Yine ben buradan söylüyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem bu bütçelerin gelmesinde hem bu sürecin yönetilmesinde
katkısı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın desteği, ilçe belediye başkanlarının desteği, bunların hepsi Ankara Gücü'nün bu süreçte de farkındaysanız hiç ismi şey yapmadan hep yukarıda tutarak evet. Çıtayı yukarı Ankara yani, Gücü kulübün, markasını evet, dilenciye hep, döndürmeden tabii, bir hikaye. Hiç, evet. Tabii. Yani bakın Mansur Bey'den destek alıyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan destek alıyorsunuz. Bakan Bey'den destek alıyorsunuz. Devlet kurumlarından destek alıyorsunuz ama Ankara Gücü markasını en üstte tutarak destek alıyorsunuz. Bunlar çok önemliydi. Bu konularda Başkan Bey Allah razı olsun güzel bir orkestra şefi yaptı. Bu 3 ayı güzel geçirdik. Hem yapılan transferler işte oturdu 2 maçtır. Bundan sonra Fener maçında göreceğiz. Gençler Birliği maçında göreceğiz. Ankara Gücü layık olduğu daha üst sıralara gelecek. Bu sene zaten bir kurtulursa önümün çok açık olduğunu düşünüyorum. Aslında. Başkanımız söylüyor. Bu sene biz ligde kaldığımızda şampiyon olduk diyeceğiz. Niye? Ekonomik olarak zaten büyük sıkıntımız, büyük problemimiz vardı. Şimdi geldiğimizdeki puan durumu belliydi. Geldiğimizdeki futbol ailesinin yani bizde mevcut kadrodaki arkadaşların alacakları belliydi. Yani insanlar 4 ay maaş almamış. İşte Kasımpaşa'yı siz ikinci hafta yenmişsiniz. Maç primleri ödenmemiş. Bunlarla mücadele edildi. Yani bu arada işte eksi puan kaldırılırken, transfer yasağı kaldırılırken bir de mevcut kadroya da mutlu etmeniz gerekiyor. Evet. En önemli kısım oydu. Ne kadar puan alınırsa ilk yarıda o kadroyla o kadar önemliydi. Değil mi? Yani ben futbolcuları eleştirmeyin diye yırtınırken demek istediğim aslında biraz da buydu. Ya işte İki bakın, puan fazla ilk yarıda alsa şu anda iki puan daha rahat. Şimdi bu işi bilen kaç kişiyle görüştüysek her bize şunu söylediler. Biz de zaten onun tespitini yaptık. Bu kulübe geldiğimizde bir MR'ını çektiğimizde bir eksi puan. Aldığımız puanları aşağı düşürmemek. İki mevcut kadroyu mutlu etmek. Yani A takım evet. kadrosu ve kulüp personelini mutlu etmek. Üç, transfer yasağını açmak. Hedefimiz zaten buydu. Bu hedef doğrultusunda eksi puanı çözdük. Mevcut kadroya başkanımız söyledi 18,5 milyon para ödedik. Onları mutlu ettik. Alabileceğimiz maksimum puanlar almaya çalıştık. Transfer yasağını da en sonunda açtık. Şimdi Fatih Başkan'a da birazdan soracağım ama size sorayım. Bir bağımsız denetlemenin araştırması vardı. Onda süreç nasıl işliyor? Nedir? Devam ediyor. Şu anda devam ediyor arkadaşlar. Önümüzdeki hafta biter diye düşünüyoruz. Ondan sonra bir süreç yaşanacak mı sizin tahmininize göre? Yani geçmişe dönük bir şeyler olacak mı? Çünkü taraftar onu da merak ediyor. Mehmet Başkan döneminde özellikle birçok sıkıntılı olduğu düşünülen şey var. Bundan hesabı sorulacak mı diye taraftar soruyor. Ya kulüple ilgili kim yanlış bir şeyin içerisinde olmuşsa bununla ilgili gerekli suç duyuruları, gerekli incelemeler yapılıp Cumhuriyet Savcılıklarına bulunacak. O konuda Ankara Gücü camiası rahat olabilir yani. Hiçbir sıkıntı yok. Bu konuda da cevap vermiş olalım. Çok teşekkür ederim Önder abi. Ben teşekkür ettim. Bu mikrofon size her zaman açık. Allah razı olsun. Hayırlı yayınlar diliyorum.